Gayret değerli izleyenler, herkese iyi akşamlar diliyorum. Ben Nisanur Çaydan. Bir Gel Zaman Git Zaman programında tekrardan karşınızdayız. Bugünkü programımızda ikinci meşrutiyetin siyasal iklimini ve günümüze olan etkilerini konuşacağız. Tabii yanımda çok kıymetli bir konuğum var. Müthiş bir beyefendi. Hemen sizi konuğumla tanıştırmak istiyorum. Galatasaray Üniversitesi'nden emekli doçent doktor Ahmet Kuyaş bizlerle birlikte. Ahmet Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Bizim programımıza geldiğiniz için açıkçası çok mutluyum. Aşağıda da sizlerle birlikte konuştum. Sizi tanıdığıma da çok mutlu oldum hocam. Çok sağ olun. Sağ olun. Hocam şimdi sizin ikinci meşrutiyet, Türk devrimi, tarihi ve bugünkü Türkiye adlı bir makaleniz var. Program öncesinde de ben biraz hazırlandım. Orada çok vurucu bir ifadeniz var. Gerçekten çok beğendim. O ifadeyi tekrardan kurmak istiyorum değerli izleyicilerimizin karşısında. Tarih, cumhuriyetlerin, meşrutiyetlerin değil, insanların tarihidir. Bunu biraz daha açabilir miyiz hocam? O cümleyi nasıl, neden söylediğimi anlatayım. Tabii. Şimdi 1945-46 dönemine çok partili sisteme geçiş diyorlardı. Yani şimdi yavaş yavaş alışmaya başladık. Halbuki yanlış. Aslında dönüş. Neden dönüş? Çünkü bizim ülkemiz her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti önce bir imparatorluk dönemi var ise de ama biz insanlar aynı insanlarız ve 1946'da işte seçime Temmuz ayında seçimde oy kullanmak üzere giden 60 küsur yaşında bir insan daha önce de birçok çok partinin katıldığı seçimde oy kullanmıştı. Dolayısıyla eğer çıkış noktamızı insanlar, onların yaşamlarını ele alacak olursak çok partili sisteme geçiş değil dönüş dememiz gerekiyordu. Buna itiraz edenlere de eğer geçiş demekte ısrar ederseniz, inatçılık ederseniz o zaman bir takım insanların hayatını sanki hiç olmamış gibi kabul etmiş olursunuz demek için kullanmıştım ona. Tabii çünkü yani düşünün hani biz siz değil sadece siz çok gençsiniz evet. Ama ben bile hatta benim babam bile 1923 doğumlu. Ama daha önceki bir nesli bir düşünün. Bu adamlar imparatorlukta doğdular. Değil mi? Meşrutiyete geçtiler. Ondan sonra da cumhuriyete hayatlarında ne değişti? İmparatorlukta da aynı mesleği icra ediyorlardı. Cumhuriyet olduktan sonra da aynı mesleği icra ettiler. Vesaire vesaire. Dolayısıyla tabii burada şunu da söylememiz lazım. Tarih yapılırken, yazılırken işte konumuz neyse ona göre bir başlangıç ve bir bitiş tarihi koyuyoruz. Değil mi? Ama onlar bizim tarihe bakışımız, bizim tarihe sorduğumuz sorularla anlam kazanan tarihler. Evet. Yoksa insanların bildiğimiz basit ya da çok daha yüksek düzeyde iş gören insanların tarihine baktığınız zaman bir gün işte meşrutiyetten cumhuriyete ya da mutlakiyetten meşrutiyete geçmiş olma onların kendi kişisel tarihlerinde, değil mi, hayatlarında herhangi bir değişikliğe neden olmuyor. Dolayısıyla insana bakmamız lazım. Tabii yıl dönümleri şunlar bunlar kutlamaya devam edeceğiz ama tarihin asıl nesnesinin insan ve insanlar, toplumlar olduğunu unutmayacağız. Elbette hocam. Şimdi gazeteci olarak da şu soruyu sormak istiyorum sizlere. 24 Temmuz'un gazeteciler bayramı olması neden ikinci meşrutiyete dayanıyor? O da tabii yani 24 Temmuz biliyorsunuz meşrutiyet 23 Temmuz'da ilan edildi Rumeli'nde. O gece işte padişah o gün ve akşam işte ben de onların peşinden meşrutiyeti ilan edeyim mi etmeyeyim mi diye biraz şey yaptı. Ve sonunda sabaha karşı geceliğin meşrutiyet kabul edildi. Ertesi günü 24 Temmuz'da sansür kaldırıldı.
sansür kaldırıldığı için 24 Temmuz'u biz Gazeteciler Bayramı olarak kutluyoruz. Yani tabii gazeteciler için evet. Sansürün ne kadar korkunç bir şey olduğunu siz de biliyorsunuzdur sanırım. Elbette hocam. Yani hakikaten çok korkutucu bir şey ama şimdi biraz doğrusu Türk tarihinde de demokratik olma süreci 1808 senede ittifakla başlayan bir süreç. Bu noktada 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıcından bu yana bu süreç devam ediyor mudur sizce? Hangi süreç? Demokratik olma süreci. Daha senede ittifakla vallahi başlıyor. Yani eğer demokrasiye doğru gitme süreci diye bir evet. süreçten bahsediyorsanız ediyordur umarım. Yani en azından şeyim o yönde. Hocam sizce demokrasi nedir? Demokrasi bir toplumun kendini yönetecek olan kanunların yapılma sürecine katılmasıdır. Bu kadar. Ama uygulamaya geçtiğiniz zaman tabii bunun çeşitli biçimleri var. Yani bugün işte ne bileyim mesela Batı Avrupa'ya baktığınız zaman Lisbon'dan Helsinki'ye kadar demokratik düzenler olduğunu görüyoruz. Ama bunların işleyiş biçimleri farklı. Ayrıca mesela yani artık belki günümüzde değil ama bundan 15-20 sene evvel ülkemizin korkunç cahilliği de devreye girdiğinden demokrasiyi cumhuriyetle özdeşleştirmek gibi bir saçmalık yapıyorduk. Şimdi ondan kurtulduk. Neden kurtulduk? Çünkü Avrupa diye epey konuştuktan sonra tabii biraz Avrupa'yı da tanımaya başlayınca birden jeton düştü. Çünkü Batı Avrupa'da biliyorsunuz cumhuriyeti olmayan bir sürü ülke var. Yani çağdaş işte sizin dediğiniz demokrasi olabilmek için insan haklarına saygılı bir demokrasi olabilmek için her ülke mutlaka cumhuriyet olma ihtiyacını hissetmemiş. Değil mi? İngiltere'si, Belçika'sı, Danimarka'sı meşruti monarşi. Ama Fransa'sı, Almanya'sı da cumhuriyet bizim gibi. Dolayısıyla bu bize ne öğretiyor? Şunu öğretiyor. Her ülkenin bir kendi tarihi var. Bir takım kurumlarla başı dertte olan ya da araları çok iyi olan insanlar, değil mi? Politikacılar vesaire. Bu öyle oluyor ki Almanlar ya da Fransızlar cumhuriyete geçmeden demokrat olamamışlar. Hocam bizim ama tabii buyurunuz hocam. İngilizler ya da İsveçliler böyle bir ihtiyaç duymamışlar. Kimilerine göre de hocam Türk demokrasi tarihi Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki daha doğrusu çok partili hayatla birlikte başlıyor gibi bir ifade daha doğrusu bir düşünce var. Siz bu olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hem doğru hem yanlış. Şimdi işe nasıl bakmak gerektiği konusunda söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü tarihçiler ya da siyaset bilimciler üzerine gitmek istedikleri soruya göre değil mi bir başlangıç tarihi buluyorlar. Evet hocam. Eğer demokrasi diyecek olursak bunun daha öncesine yani 1923 öncesine götürmek zor. Neden? Çünkü demokraside tabii burada erkek egemen bir toplumdan bahsettiğimizi unutmayalım o dönemlerde. Eğer belirli bir yaşın üzerinde olan her erkek seçmen değilse orada demokrasiden söz etmek mümkün değil. Evet. Bu da 3 Nisan 1923 Türkiye'de. Burada demokrasiyle temsili rejimi, parlamenter seçimi karıştırmamamız lazım. Bir de gene demokrasiyle çok partiliği de karıştırmamamız lazım.
mesela ikinci meşrutiyet dediniz değil mi? İkinci meşrutiyette seçimler var. Ve bu seçimlere katılan birkaç tane parti var. Yani ciddi bir parti rekabeti söz konusu. Ve işte bunlardan meclise seçilenler de mecliste tartışmalarını yapıyorlar vesaire. Yani ciddi bir temsili rejimimiz var. Ama o temsili rejim demokrasi değil. Neden? Çünkü ancak vergi verenler oy kullanıp o milletvekillerini seçiyorlar. Bilmem anlatabiliyor muyum? Evet hocam. Dolayısıyla parlamenter ya da temsili rejimlerin hepsinin mutlaka demokrasi olmadığını unutmamamız lazım. Ama 1923'te biz 18 yaşını bitirmiş bütün erkeklere seçme hakkı tanıdığımız zaman da öyle pek demokrasiye geçmiş olmadık. Neden? Çünkü bir tane parti vardı. Hatta ikincisi işte 1924'te kuruldu. 25'in Haziran ayında kapandı. Ondan sonra da tek parti diktatörlüğü başladı. Değil mi? Yani o yüzden belki demokrasi tarihimizi daha ileriye, sizin biraz önce söylediğiniz gibi 1945'e 46'ya almamız lazım. Çünkü 45, gerçi tabii 45 başlangıç ama 1946 ilk çok partili seçim, hem çok partinin bulunduğu hem de herkesin seçmen olduğu, tabii erkeklerden bahsediyorum burada, İlk seçim olması dolayısıyla 1946'dan başlatmak bana en mantıklı yanıt gibi geliyor. Ama tekrar ediyorum, bir takım ayrıntılara daha büyük ağırlık vererek bunu oynatabiliriz. Evet, genel olarak da şöyle bir yargı var hocam. Yani Türk demokratik seçme tarihinde sivil hareketlerle değil de daha çok militarist hareketlerle başlandığı söyleniliyor. Siz nasıl düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, yani bizim ülkemizin tarihi bu. Ama zaten politika hayatımızda da en çok sıkıntı çektiğimiz nokta burası. Çünkü Türkiye'de bir takım Batı ülkelerinde olduğu gibi doğrudan doğruya toplumun, değil mi, halk dediğimiz kalabalıkların bir takım ciddi istekleri üzerine oluşmuş bir takım yeniliklerden söz etmiyoruz. Çok ufak bir azınlığı, hatta eğer işi sadece demokratikleşme değil de modernleşme olarak alsak, mesela bakıyoruz işte bir tek bir sultan karar vermiş yani. Değil mi? Ya, 3. Selim. Daha sonra 2. Mahmut. Yani 2. Mahmut değil mi? Mesela Atatürk'e çok benziyor. Kimseye sormadan artık fes giyeceksiniz demiş. Hatta o günlerde de yok biz fes giymeyiz, bu gavur başlığıdır diye itiraz ettiği için öldürülenler var. Yani yukarıdan aşağıya doğru, değil mi, bir şeyin, seçkin zümrenin, ki bu imparatorluk döneminde daha da dar bir zümre, Cumhuriyet'te biraz daha gelişti. Hatta 2. Meşrutiyet'te biraz daha geliyor, Cumhuriyet'te ilerleyecek. Onların belki büyük bir kamburları var. Yani onlar derken gene imparatorluğa kadar gidiyorum. Yapılan yeniliklerin neden gerekli olduğunu topluma yeterince iyi anlatamıyorlar. Neden? Çünkü paraları yok, okul açamıyorlar. O yüzden mesela bizim tarihimizin çok ciddi bir özelliği var. Aşağı yukarı Tanzimat'tan itibaren toplumla devlet neredeyse savaş halinde. Onu da şöyle anlatıyorum.
bu işte modernleşme, çağdaşlaşma çabasına girdikten itibaren devlet, ki bu cumhuriyette de sürecek, modernliğin toplum tarafından yapılması gereken bütün özelliklerini toplumdan istiyor ve toplumda buna olumlu yanıt vermediği takdirde cezalandırılıyor vesaire filan. Ama modern devletin topluma vermesi gerekenlerin neredeyse hiçbirisi verilemiyor. Çünkü söz konusu ettiğimiz o devletin kasası boş. Anlatabiliyor muyum? Mesele burada. Yani şimdi modernlik dediğimiz çağdaşlar ya da laiklik, eşitlik değil mi? Herkesin eşit olması. Biz mesela bu memlekette bunu kabul etmekte çok zorlandığımız için ve dünyaya da bakmadığımız için bunun sadece bizi ilgilendiren bir sıkıntı olduğunu sanıyoruz. Düşünüyoruz ki mesela diyelim Fransız Katolikler Fransız Protestanlarla eşit oldukları zaman bayıla bayıla kabul ettiler. Hiç öyle bir şey yok. Ya da ne bileyim mesela bir Fransız köylüsü 19 yaşına gelmiş oğlunun devlet tarafından alınıp askere götürülmesine o başından itibaren bayıldı. Hiç itiraz etmedi. Yok böyle bir şey. Devlet orada da bunu yapıyor. Adam da homurdanıyor. Ama aynı devlet o arada o kadar başka şey yapıyor ki okul açıyor, iyi yol yapıyor, şunu yapıyor, sağlık hizmeti bilmem ne filan. Çünkü zengin. O sayede toplumla devlet arasında böyle korkunç bir gerilim olmuyor. Ama bizde devlet zavallı, sürekli iflas halinde olduğu için kendi yapması gerekenlerin neredeyse hiçbirini yapamıyor. Yani düşünün, demin 1946'dan bahsettik. 1946'da yani artık İşte yaşasın demokrasi, çok parti, özgür seçimler, şu bu. Yani Türkiye o duruma girerken işte %25 ile 30 arası okuma yazması olan bir ülke. %25-30 okuma yazma olduğu zaman ki okuma yazma ne demek yani? Hani günlük gazeteden öteye gidebiliyor mu? Onu hiç karıştırmayalım. Böyle bir ülkede de demokrasi olmuyor. Bugün de zaten durum bu. Yani demokrasinin ne kadar önemli bir şey olduğunu, özgür tartışmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu, adaletin ne kadar önemli bir şey olduğunu hiç umursamayan son derece büyük bir kalabalık var ülkemizde. Hocam az önce daha doğrusu modernlikten ve laiklikten bahsettiniz. Yani çok da kıymetli bir insansınız. Fikirlerinize de çok önem veriyorum. Ben şunu da merak ediyorum. Bizler modernlik ve laiklik kavramlarını da kimi zaman yanlış mı anladık? Ya da işte modern bir insanın profili veyahut düşünce de yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Ya da laiklik deyince bizler yine aynı şekilde bir kesime saygısızlık yaparak mı yaptık? Ya da bunu Atatürk üzerinden de mi yanlış yorumladık? Bunu size sormak istiyorum. Valla o Atatürk'le başlayan bir şey değil yani, ama Atatürk'ün devam ettirdiği, belki biraz daha derinleştirip radikalleştirdiği bir şey ama bu şeyden başlıyor yani, imparatorluk döneminden, evet. Tanzimat'la. Şimdi bakın, siz hani hepimiz biliriz işte, okullarda bize öğretilir işte ne bileyim modern hukuk dizgesi aldık. Ondan sonra işte onları iyi uygulayacak olan hakimleri, savcıları vesaire yetiştirmek için hukuk okulu açtık. Şimdi bu ister istemez toplumda bir mücadele başlatıyor. Çünkü o güne kadar hukuk dediğiniz zaman bundan sorumlu olan, bu işe bakan, değil mi, adaleti dağıtan medreselerden çıkmış kadılar. Şimdi siz bu modernleşmeyi yaparken iyi güzel hani doğruyu yapıyorsunuz ama bir yandan da
bir takım insanları tamamen işsiz bırakmış oluyorsunuz. Ve onları yetiştiren okulların da artık bir kıymeti kalmıyor. Hani şimdi bunun niye böyle yapıldığını güzel güzel anlatsanız da kızacaklar. Anlatabiliyor muyum? Ama sonuç olarak bu çok önemli bir sorun. Ve bu İsveç'te, Almanya'da ya da Fransa'da gördüğümüz bir şey değil. Bu bizim kendimize özgü bir sorun. Dolayısıyla müthiş bir dönüşüm var. Bazıları medreseden sonra bir de gidip hukuk fakültesinde okuyorlar ve sisteme, yeni sisteme entegre oluyorlar. Ama olamayanlar da var hocam. Olamayanlar ayrıca, yani o medrese denilen okullardan mezun olan zavallılar hiçbir iş göremeyecekler. Yapabilecekleri belki tek şey işte cami imamı. Köy köy dolaşıp kendilerine bir cami bulacaklar. Zaten ayrıca sorun daha da eskiye gidiyor. Çünkü medreseye giden çocukların büyük çoğunluğunun mezuniyet sonrasında kadılık mesleğinde çok fazla ilerleme imkanları da yok. Neden? Çünkü eski aileler bütün o önemli kentlerin, ki bazıları çok büyükse o önemli kentlerin mahallelerinin kadılıklarını ellerine geçirmişler ve bırakmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani zaten geç dönem Osmanlı toplumu içinde çok ciddi gerginliklerin olduğu bir toplum. Bir de onun üzerine Batı tarzı bir modernleşmeye göre kendimizi yeniden yapılandıralım dediğiniz zaman daha da üstüne bir gerginlik çıkıyor. Adaptasyon sorunu oluştu büyük bir ihtimalle. Nasıl efendim? Bir adaptasyon sorunu oluştu büyük bir ihtimalle. Yani bireyler için belki söz konusu olmaz için. Ama toplum için evet, tabii doğru. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz mesela, bakın Anadolu köylüsünü düşünün, Osmanlı Devleti'nden nefret ediyor. Neden? Çünkü adam geliyor, vergi alıyor. Bu sene kaç para kazandın, havalar iyi gitti mi, ne kadar ürün kaldırdın falan hiç bakmadan canla okuyor. Tamam. Derken bir tarih geliyor, bir de 19 yaşındaki oğlunu askere almaya gidiyor. Artık diyor yurttaşlık var, 19 yaşına gelmiş her oğlan çocuğunu ben askere alacağım devlet. Yani savaşa gidip ölmesini boş verin ama en azından hani barış zamanı bile olsa aslan gibi 19 yaşındaki çocuğu sen tarlanda ya da işte dükkanında, atölyende neyse çalıştıramayacaksın iş gücü olarak. Senden iş gücünü alın. Bir de üstüne üstlük bunu yapmaya gelen adamlar bir bakıyor bir gün Avrupalılar gibi giyinmeye başlamışlar. Bir şaşkınlık açıkçası oluşması çok normal değil mi hocam? İşte şaşkınlık değil de yani basbayağı kızgınlık başlıyor. Tabii bu şehirden köye doğru gittikçe artan bir şey. Çünkü şehirde en azından bir tane iki tane okul falan açılıyor. Ama herkes oraya oğlunu gönderemiyor ki. Düşünün yani Türkiye yanılmıyorsam Başbakan Tansu Çiller'in zamanında %90 okuryazarlığa varmıştı. Bu rakama Japonlar ve Fransızlar 1890'larda varmışlar. Anlatabiliyor muyum? Yani hani demokratliği olamıyoruz filan, kızalım ve isteyelim. Ama bir de birisi senin bu istatistikler dolayısıyla demokrat olma hakkın yok derse de ona da fazla kızmayalım. Sebepleri var çünkü. Yani şimdi belirli bir zenginlik ve belirli bir eğitim ve kültür oluşmadan demokrasinin mayası tutmuyor. Bugün bundan belki 40-50 yıl öncesine oranla toplumsal açıdan daha iyi bir yerdeyiz. Ama siyasal açıdan aynı iyilikte bir yerde olduğumuzu söylemek biraz zor.
Hocam bu Maya tutmadığından bahsettiğiniz Osmanlı Devleti'nde de mi aynı şekilde bu Maya'nın tutmama sebepleri Yiğit'in? Yani Osmanlı Devleti'nde demokrasi bir tartışma konusu olmadı. Ancak ikinci meşrutiyette çok az sayıda cumhuriyetçi vardı. Son dönemlerinde artık evet, Osmanlı. Evet, evet. Yani genel oy hakkı olsun isteyenler vardı ama bunların sayısı bir hayli düşüktü. Yani unutmayın, Batı dünyasında ister İngiltere olsun ister Fransa olsun parlamenter seçim yapmaya başladıktan bir erkek bir oy eşittir bir oya geçene kadar 10 yıllar geçti. Bu çok önemli. Yani orada biliyorsunuz belirli miktarda yıllık vergi verenler oy kullanabiliyordu sadece. Evet. Biz de zaten bunu aldık başta. İkinci meşrutiyette durumu. Yani 4 tane vergiyi işte tarım, hayvancılık, emlak ve gelir vergileri ödeyenler sadece seçmenlik yapabiliyordu. Ama 1908'den sadece 15 yıl sonra 1923'te genel oy hakkına geçtik. Yani eğitim, zenginlik seviyesi son derece düşükken. Değerli hocam, lafınızı bölüyorum ama bir reklam arasına gireceğiz. Tabii. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Gel Zaman Git Zaman programı çok kıymetli hocamla birlikte, doçent doktor Ahmet Kuyaş'la birlikte devam ediyor. Türk demokrasi tarihini konuştuk. Çok önemli tespitleri vardı tabii ama ben birazcık daha meşrutiyete doğru ilerlemek istiyorum. Hocam, meşrutiyetle birlikte nasıl bir sistem amaçlandı? Yani meşrutiyet tabii devletin daha organikleşmesi diyebileceğimiz, yani topluma daha bağlı. Toplumun yansıdığı bir yönetim biçimi. Bu çok önemli. Zaten meşrutiyetin hemen başında kavga başlıyor. Nasıl kavga başlıyor? Meclis mi üstün olacak, padişah mı üstün olacak? Yani ya bugüne kadar mesela bu 31 Mart isyanı hakkında çok şey söylendi. Ama asıl söylenmesi gereken şey söylenmedi. O da şu, Aralık ayında meclis açılır açılmaz milletvekillerinin önemli bir çoğunluğu anayasayı tepeden tırnağa değiştirerek son sözü meclisin söylediği bir sisteme, yani bir tür işte İsveç'te, İngiltere'de, Belçika'da olan sisteme geçmeye çalışıyorlar. Bir takım insanlar da diyorlar ki bu doğru değil. Burası Osmanlı İmparatorluğu, dolayısıyla devlete adını veren ailenin, hükümdar olan üyesinin çok sıkı, değil mi, güçlü anayasal yaptırımı olabilmesi gerekir. Tıpkı Almanya'da olduğu gibi. Dolayısıyla diyorlar ki hayır, meclis son sözü söyleyemez. Eğer padişah beğenmezse meclisten çıkan kanunları veto edebilir. Kavga bu. Ve bu kavga 1909 Şubat ayında başlıyor. Ve 1922'nin Kasım ayının ilk gününde, yani saltanat kaldırılana kadar sürecek. Şimdi orada biz de biraz evvel söylediğim gibi saltanattan bir şekilde kurtulması gereken, değil mi? Yani cumhuriyete geçmesi gereken bir toplum olarak ortaya çıkıyoruz. Yani Almanlara ve Fransızlara benziyoruz. İngilizlere ya da İsveçlilere değil. Anlatabiliyor muyum? Mesele bu. 1909'da gerçi meclis çoğunluğu meclisin üstünlüğünü sağlıyor. Anayasa 1909'un Ağustos ayında tepeden tırnağa değiştirilecek
ve artık son sözü seçilmişlerin söylediği bir ülke olacağız biz. Ama bunu kabul etmeyenler türlü çeşitli olaylar çıkartacaklar. Bir tane daha başta çıkartmışlardı 31 Mart'ta. Tamam, o üstesinden gelindi. Ama 1911'de bir darbe girişimi var. Başbakan Mahmut Şevket Paşa öldürülecek ama 1913'te gene devam edecek. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda tabii yenilgiyle çıkmış olduğu için iktidardaki iddiatçılar padişah meclisi dağıttıktan sonra, kim bana kalırsa o da haklı çünkü önderleri kaçmış, işte savaştan sorumlu tutulan vesaire iddiatçıların çoğunlukta olduğu bir meclis. Ama çok ilginç bir şekilde bir daha seçim yapmıyor. Ve biz tekrar mutlakiyete dönüyoruz Vahdettin altında. O zaman da işte Anadolu'da örgütlenen çocuklar, işte Erzurum Sivas Kongresi, tekrar meşrutiyete dönüyorlar. Bu sefer İngilizler onu durduruyor. Değil mi? 16 Mart 1920'de onun üzerine kaçıp Ankara'da tekrar meclis üstünlüğünü sağlayan bir sistem kuracaklar ve savaşı da kazanınca da saltanatı kaldırarak meclis üstünlüğünü sağlayacaklar. Tabii bu, bakın mesela seçilmişlerin üstünlüğü diyoruz, değil mi? Harika. Prensip olarak çok güzel. Ama şimdi demokrasi, biraz evvel konuştuğumuz demokrasi konusunda yeterince iyi bir özümseme söz konusu olmayan bir toplumda seçimle çoğunluk olarak mecliste iş başına gelmiş bir parti diktatörlük kurabiliyor. Bunu Atatürk 1920'lerde, 30'larda yaptı. 1950'lerde Demokrat Parti yaptı. 2002 sonrasında da, hadi 2002 demeyelim de 2007-2008 sonrasında da AK Parti yaptı. Yani şimdi ve hepsi de çoğunluk oyu alıp mecliste çoğunluk oldukları için kendi fikirlerini ulusal irade diye gösterdiler bize, gösteriyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu da mesela öyle değil. Eskiden halkın sesi, hakkın sesi derdik. O sisteme geçmek istediğimiz zaman. Bugün artık onun da ötesine geçmiş vaziyetteyiz. Neden? Çünkü ne diyoruz? Çoğunluklar her zaman haklı değillerdir. Dolayısıyla azınlıkların ezilmemesi gerekir. Çok önemli bir ifade kullandınız. Çoğunluklar her zaman haklı değillerdir. Öyle, tabii. Bu sefer azınlıklar kendileri, mesela biz buna iletişimde suskunluk sarmalı deriz hocam. Çoğunluklar azınlıkların içerisinde, daha doğrusu azınlıklar çoğunlukların içerisinde korktukları için birer suskunluk sarmalına dönüşürler ve kendi ifadelerini dahi kuramazlar. Ama işte orada adaletin devreye girmesi lazım ki giriyordu da birçok durumda, ama o konularda da son yıllarda epey geri adım attığımız konusundayım. Evet. Hocam şimdi 1908'de ikinci meşrutiyet ilan edildi. Peki ikinci meşrutiyet hangi kesimi mutlu etmedi ya da kimilerini mutlu etti? Vallahi yani kısa sürede kimseyi mutlu ettiğini söyleyemeyiz. Ama mesela bana kalırsa birçok kadını ya da kız çocuğu olan insanı mutlu etti. Neden? İlk kız lisesi 1912. Ve hemen arkasından öyle bir çorap söküğü gibi geliyor ki o tarihlerde bir olan kız öğretmen okulu birkaç yılda 7-8 olacak. Hatta Birinci Dünya Savaşı yıllarında bile o savaşın getirdiği korkunçluklara rağmen hala öğretmen, kız öğretmen okulu açmaya başlayacağız. Bu çok önemli. 1914'te ilk defa genç kızlar üniversiteye gidecek.
Çok kıymetli. Burada tabii Müslüman kızlardan bahsediyorum. Ermeni kızlarının, Yahudi kızlarının, Rum kızlarının çoktan beri, 19. yüzyıldan evet. beri liseye gittiklerini biliyoruz. Bu çok önemli. Meslek olarak orada tabii savaşın da etkisi olduğunu unutmayalım. Birinci Dünya Savaşı sırasında birçok mesleğe, mesela devlet memurluğuna, banka çalışanlığına kadınlar girmeye başlayacak. Bunlar mesela ikinci meşrutiyette olan şeyler. Bu çok önemli. Başka ne var diye soracak olursanız, Cumhuriyet'te 1926'da medeni kanunla kesin olarak yerleşen ama aslında 1917'de yapılan bir şey var. Bunu da iddiatçılar yapıyorlar mecliste. Meclis çıkmadan, kanun hükmünde kararnameyle. Nedir o? Müslümanlar için tek eşlilik. 1917'de. Ama o kanunu daha sonra, bu işte mutlakiyete geri dönecek dediğim, Vahdettin ve onun başbakanı Damat Ferit Paşa bu kanunu kaldıracak. 1920 baharında. Anlatabiliyor muyum? Yani dolayısıyla cumhuriyetçiler o konuda sıfırdan yeniden başlamak zorunda kalacaklar. Her ne kadar Avrupa'da savaş başladıktan sonra da olsa Eylül 1914'te kapitülasyonlar kaldırıldı. Şimdi biz kapitülasyonlardan ne zaman kurtulduk? Lozan'da, 1923'te. Ama niye Lozan'da kurtulduk 1923'te? Çünkü 1918'deki Birinci Dünya Savaşı'ndaki yenilgiyle geri geldikleri için. Yoksa biz 1914'te kaldırmıştık onları. Yani ikinci meşrutiyet hakikaten çok önemli. Bu arada aklınıza gelebilecek o önemli reformları Cumhuriyet döneminin hepsi İttihat ve Terakki Genel Merkezi'nde tartışılmış. Mimarileri diyebilir miyiz? Nasıl? Mimarileri diyebilir miyiz hocam? Zaten biliyorsunuz devam ediyor. Yani evet. Cumhuriyet'in ilk kadrolarının ezici bir çoğunluğu ikinci meşrutiyet döneminde İttihat ve Terakki üyesi olan insanlar. Ne bileyim mesela Latin harflerini alalım mı diye tartışma var. Bu şimdi kullandığımız ve 1926'da aldığımız takvim sistemini 1917'de alalım diyenler var, almayalım diyenler var. İkisinin arasında bir sistem konuyor 1917'de. Ama miladi takvime geçmek isteyenler var daha o dönemde. Yani Cumhuriyet döneminin ciddi reformlarından bir kısmı ikinci meşrutiyette tam birebir benzeri olmasa bile yapılmış, bir kısmı biraz daha böyle sulandırılmış bir şekilde yapılmış, bazıları da yapılmamış ama ciddi anlamda tartışılmış. Yani bunlar anı kitaplarında, işte gazetelerde, şurada, burada kolayca bulunan şeyler. Dolayısıyla ikinci meşrutiyet bizim tarihimizde, özellikle de siyasal ve kültürel tarihimizde, reform tarihimizde, isterseniz modernleşme tarihimizde diyelim, çok önemli bir yeri olan ama maalesef bu son 20-30 belki 40 yıldır hatta 50 yıldır biraz ihmal edilen, üzerine fazla eğilinmeyen bir dönem. Bu başlı başına bir kayıp. Ama bir sakıncası daha var. Nedir hocam? İkinci meşrutiyeti ne kadar bilmezsek ya da az bilirsek, Cumhuriyet ve Cumhuriyet'te yapılanların böyle gökten zembille inmiş olduğunu düşünmek gibi çok korkunç bir yanlışa götürüyor bizi. O bana kalırsa çok üzücü bir durum. Ayrıca unutmayın, yani siyasi tarihe bile baksanız sadece. Mesela değil mi, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları değil mi Erzurum'da, Sivas'ta uğraşıyorlar
ve bunların karşısında İstanbul'da bir adam var. Başbakan. Değil mi? Sadrazam. Damat Ferit Paşa. Demin adını verdim. Şimdi bu Damat Ferit Paşa'nın daha 7-8 yıl önce bu demin sözünü ettiğimiz reformları yapan iddiatçıların karşısında kurulan Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin kurucusu olduğunu unutmamamız lazım. Ve adam diyor ki, hayır diyor, padişahın veto hakkı olması lazım. Şey de var, parti programında var. Ayrıca tabii bu demin size söylediğim 1909 anayasa değişiklikleri sırasında tarihçileri de yani zayıf tarihçileri diyelim, kötü tarihçileri de durumu iyi anlamaktan alıkoyan bir durum var. O da şu, şimdi 1908'de 9'da, yani diyelim Aralık 1908'de meclis açıldı. Hemen başlıyoruz tartışmaya. Meclis üstünlüğü mü olsun, yoksa padişah gerektiğinde dur diyebilsin mi? Şimdi padişah gerektiğinde dur diyebilsin diyenler bunu hiç söylemiyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü padişah hala Abdülhamit. Ben Abdülhamit'e veto hakkı vermek istiyorum denmediği için hep yanından dolaşılıyor. O yüzden iyi tarihçilik yapmayan bir takım arkadaşlar da bu kavganın aslında çok daha ciddi bir kavga olduğunu anlayamıyorlar. O zaman da işte bu demin söylediğim gibi 31 Mart hadisesi böyle bir takım gericilerin falan ayaklanması gibi oluyor ki alakası yok. Ha, gericilik yapılmış mı yapılmış. Ama bakıyorsunuz işi yapanlar padişaha veto hakkı verilmesini isteyenler, işin arkasında onlar var. Yeni anayasa değişikliklerine karşı çıkanlar. Peki hocam, 20 Temmuz 1908'de ilan edilen ikinci meşrutiyet yabancı devletlerin perspektifinden nasıl okundu? Onlar bu olayı nasıl değerlendirdi? Vallahi devletler memnun değil. Şimdi çok garip. Türkiye'ye o günlerde gelen gazetecilere bakıyorsunuz. Ya da Türkiye'den yolu geçen. Ya da mesela Osmanlı Devleti'nin efendim işte jandarma teşkilatını reform etmek için Fransa'dan getirdiği yüzbaşı, binbaşı. Bunlar bayılmışlar. Yaşasın. Türkler de artık bizim gibi olmak istiyorlar. Sistemi kuruyorlar. Müthiş sempatileri var. Ne kadar gazeteci okuduysam o günlerde müthiş sempatileri var. Ya da mesela böyle akademik karakterler. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman dönemi hakkında müthiş bir kitap yazacak olan ilk sıkı Amerikalı Osmanlı tarihçisi, daha yazmamış o günlerde İstanbul'da Robert Kolej'de hoca, bayılıyor. Daha sonra Berlin Siyaset Bilimi Enstitüsü'nü kurulacak bir Alman, bayılıyor. Hatta kitap yazıyor 1911'de, bu Türkler bu işi daha da ilerletecekler filan falan diye. Ama Londra'da, Paris'te resmi çevreler hiç hoşlanmıyorlar. Neden hocam? Şimdi size bir anekdot anlatayım. Tabii. Bu sizin söylediğiniz tarihte şey değişmek üzere. İstanbul'daki İngiliz Büyükelçisi. Eski Büyükelçi gitmiş, yenisi de daha gelmemiş. Birkaç gün sonra geliyor. Allah, işte parlamento tarihinin, değil mi, kurucusu, İngiltere'nin büyükelçisi geldi. Millet bunun otomobilin şeyinden, arabasından atlarını çözüyorlar sirkeci istasyonuna. Galatasaray'daki büyükelçiliğe delikanlılar çekiyor arabayı. O kadar şey işte, bu da bakıyor bayılmış. Allah diyor, işte Türkiye'de artık bizim gibi parlamenter sistemi bilmem ne filan. Durmadan böyle şeyler yazıyor İngiliz Dışişleri Bakanı'na. Sonunda İngiliz Dışişleri Bakanı'nın tepesi atıyor. Bana bak salak diye bir mektup yazıyor buna. Bak diyor, bu diyor Türkler diyor şimdi diyor anayasaydı bilmem neydi diyor. Bir de başarılı olurlarsa diyor. Sonra diyor Mısırlılar, arkasından Hintliler de biz de parlamento isteriz, anayasa isteriz diye
başımızın etini yemeye başlarlar. Onun için ayağını denk al, bir an önce kendine gel. Anlatabiliyor muyum? Ben Fransızların neredeyse her taraftaki konsoloslarının Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı raporları okudum. İkisi hariç büyük çoğunluk müthiş karşı. Neden? Çünkü bu adamlar işte diyorlar artık biz de çağdaş modern bir devletiz. Kapitülasyon istemiyoruz. Al başına bela. Şimdi bir Fransızın, bir İngilizin bunu sevmesi mümkün mü? Hayır hocam. Yani şimdi kelime 1908'de kullanılmıyor. Nedir o? Anti-emperyalizm. Ama isteklere baktığınız zaman o Batı Avrupa vesayetinin diyelim Osmanlı Devleti üzerindeki artık sona ermesini isteyen adamlar gelmiş iktidara. Bunu Batı Avrupalı'nın sevmesi mümkün değil. Ama bireylere baktığınız zaman mesela şey de öyledir. Kurtuluş Savaşı sırasında da öyle. Çok garip. Şimdi İngilizlerle Fransızlar canımızı okumaya çalışacaklar Lozan'da bile. Ama kamuoyuna bakıyorsunuz ya da önde gelen gazetelerin başyazılarına bakıyorsunuz hepsi Ankara'dan yana. Neden? Bakıyorlar çünkü okuyorlar. Ne istiyor bu adamlar? Aa işte bağımsızlık, değil mi? Kapitülasyon olmasın. Biz de diğer ülkelerle eşit şartlarda görüşelim. Diyorlar bu gayet haklı istekler bunlar. Kamuoyu bizden yana. Gazeteciler bizden yana. Ama devlet adamları... Bizden yana değil. Ha, tabii devlet adamlarıyla organik ilişkiler içinde bulunan bir takım iş çevreleri ya da finans çevreleri de bundan hoşlanmıyor olabilirler Paris'te ya da Londra'da. Değil mi? Çünkü onların da işleri biraz zorlaşacak. Ya da hani iş yapamaz olmayacaklar belki. Ama çok daha eşit şartlarda pazarlık edilecek. Ama genelde hem ikinci meşrutiyet hem daha sonra Anadolu harekatı kamuoylarının Avrupa'da ve Amerika'da, bakın Amerika'yı söylemeyi unuttum. Mesela Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul'da çok önemli bir adam Amerikalı gazeteci olarak bulunuyor. Ernest Hemingway, romancı meşhur. Türk taraflısı. Yunanlara karşı gazetesine hep Türkiye lehinde yazılar yolluyor. Sebebi ne hocam? Hani samimi mi gerçekten? Tabii samimi olması. Çünkü çocukların istedikleri şeyler onların zaten memleketlerinde uygulanan, evet, hatta memleketlerinin kuruluşunda temel ilke olarak kabul etmiş oldukları şeyler nedir? İşte parlamento üstünlüğü, kesin egemenlik haklarına sahip olmak, değil mi? Kapitülasyonlardan kurtulmak vesaire, bunları istiyorlar. İşte kadın hakları bilmem ne, değil mi? Ankara'da mesela Halide Edip var. Ve Halide Edip'i herkes tanıyor Avrupa'da, Amerika'da. Şimdi İstanbul'da Vahdettin'in yanında Halide Edip gibi bir kadın yok. Ankara'da. Anlatabiliyor muyum? O zaman Batılılar baktıkları zaman diyorlar tamam bu Ankara daha iyi bir yer. Ve istedikleri de bana kalırsa son derece haklı ve haklıdan da öte. Meşru. Anlatabiliyor muyum? O yüzden sempati orada. Ama politikacılar sevmiyorlar tabii. Evet hocam, meşrutiyetten sonra oluşan bir serbestlik ortamı var. Bu nasıl bir çeşitliğe sebep oldu sizce? Yani bir müddet, ama 1913'ten sonra artık serbestlik pek yok. Yani muhalefet bastırılıyor, gazeteciler sürgüne gönderiliyor falan. O işte dediğim gibi iki nedeni var. Bir, bunlar devrimci. Devrimin biliyorsunuz muhalefeti olmaz. Evet. Devrimin karşısındaki ya devrimci ya hain ya da karşı devrimci olarak bakar. Dolayısıyla bir Jacobinizm
Bir de tabii demokratik kültürümüzün eksikliği dolayısıyla. Hani biraz evvel anlattım ya, şeyde çoğunluğu alan, mecliste çoğunluğu alan ben ne dersem o olacak deyip başka kimseyi dinlemiyor. Dolayısıyla ama şimdi muhalefetin de tek durmadığını görüyoruz. Şimdi mesela 1909 yani 31 Mart hadisesi. Daha sonra 1912 bu Halasker Zabitan yani İttihat ve Terakki'ye karşı gelip meclisin feshetmesini sağlayan Kurtarıcı Subaylar Birliği. 2. Bir de 3. 1913'te Sadrazam yani Başbakan Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesiyle su yüzüne çıkan darbe girişimi. Bunların üçünü de yapan muhalefet. Şimdi onu bütün muhalefetle ilişkilendirmek haksızlık olur. Ama tarihimizin ilk kanun dışı zor yoluyla, işte muhtırayla, darbeyle, adam öldürerek filan olaylara yön vermeye çalışanlar muhalifler. Yani biz hep işte modernistler, darbeci bilmem ne filan diyoruz ya, ikinci meşrutiyet bir de ona hiç uymadığı için galiba son yıllarda biraz moda olmaktan çıktı. Hocam ama son yıllarda şey, ben birazdan tabii geleceğim. İttihat ve Terakki'nin daha doğrusu böyle sempatik bakanların sayıları çok arttı. Bunu çok merak ediyorum. Hani benim sosyal medyadaki okumalarım bu doğrultuda ama bu soruyu hocam bir reklam arasına gireceğim. Lafınızı balla da bölüyorum bu arada. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli izleyenler, Gel Zaman Git Zaman programı tarihçi doçent doktor Ahmet Kuyaş'la birlikte devam ediyor. Hocamla birlikte daha doğrusu 2. Meşrutiyet dönemindeki serbestlik ortamını konuşuyorduk. Hocam ben size 2. Meşrutiyet döneminde partiler bakımından siyasi çeşitliliği sormak istiyorum. Yani bir, çok parti yok. Ama yani olan partilere de zaten parti demeye bin şahit ister. Neden diye soracak olursanız. Bunlar çok basit, temel, bazı ilkeler çevresinde bir araya gelmiş. Ama biraz derine inmeye başladığınız zaman aralarında çok ciddi fikir ayrılıkları olan insanlardan oluşuyor. Ayrıca bu zaten İttihat ve Terakki için değil, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi için de söylenebilecek bir şey. Yani eskiden Halk Partili olup da sonra 80 yere dağılan bir sürü insan içinden işte Turancısı da çıktı, Komünist'i de çıktı, Demokrat Parti'ye gideni oldu, Millet Partisi'ne vesaire vesaire. Evet. Neden diye soracak olursanız particilik yeni başlıyor ülkemizde. Şimdi 1908'de ben önce zaten siyasi parti ne siyasi parti? Abdülhamit döneminde siyasi parti mi olur? Olacak şey değil. Parlamento olmayan yerde zaten seçim olmayan yerde ne partisi? Dolayısıyla bunlar 1908'de bir şekilde toplama takım olarak bir araya gelmiş insanlar. Ha ortak değerleri var mı? Var. Mesela biraz evvel konuştuk bu anti-emperyalizm meselesi. Böyle. Ayrıca iktidara tıpkı Batı toplumlarında gördüğümüz burjuva hareketi gibi bir hareketle bakabiliriz, hareket olarak da bakabiliriz. Nedir o? Bir dakika, bu devlet bana hiç sormadan benden vergi alıyor. Benim o süreçte lafımın dinlenmesi lazım. Yani meşhur Amerikan devriminin değil mi başlangıcındaki o meşhur sloganlardan birini bilirsiniz. Temsil yoksa vergi de yok.
Değil mi? Sonra da işte Boston'da gemilerden çay balyalarını denize atarak isyan başlatırlar. Ha, şimdi bir dakika, ben tamam devlete vergi vereceğim ama bu böyle devlet kafasına göre yapamaz. Bu da var. Ama mesela bu bunu söyleyen bir adam, kızlar üniversiteye de gitsin mi diye sorduğunuz zaman bir dakika bu da çok oldu falan diyebilir. Anlatabiliyor muyum? Ben onu da unutmayalım. Şimdi İttihat ve Terakki'nin adı üstünde. Terakki, ilerleme. İlerleyeceğiz mi? İlerleyeceğiz. İlerleme istiyoruz. Okey. E madem ilerleyeceğiz, o zaman kızlarımızı da okutmamız gerekir, değil mi? Tabii. Mutlaka. E liseye de göndereceğiz mi? Bir dakika. E şimdi ilerleme... Nasıl mümkün olabilir? Hayır, pardon. Herkesin kafasında şuraya kadar, buraya kadar. Daha da ilerleyin. Bu belli değil ki, ama ilerlemeye sen karşı mısın diye sorduğun zaman hayır diyor. İlkokula gönderelim. Hadi ortaya da gönderelim. Ama hocam üniversitede ne olur? Ya da mesela kadınlara oy hakkı verelim mi? Daha neler? Anlatabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla o ilerleme fikrinde bile nereye kadar anlaşılmıyor. Bunu bilmiyorsunuz. Başka şeyler var. Mesela bu tabii ilerleme gerileme meselesi değil. Ya Arap harfleri Türk diline uymuyor. Latin harflerini alalım. Bu da nereden çıktı? Şimdi 1917'de Talat Paşa sadrazam olduğu zaman meşhur gazeteci Hüseyin Cahit Yalçın'ı, edebiyatçı, bunu da diyor şey yapayım, eğitim bakanı yapayım. Şeyde konuşuyorlar genel merkezde. Cahit Bey diyor, seni diyor eğitim bakanı yapmak istiyorum. Olur mu? Olur mu diyor. Yalnız şimdiden söyleyeyim diyor. Hemen diyor ertesi günü Latin harflerini alırım. Aa yapmazsın diyor. Yapma falan. Vallahi yaparım diyor. E o zaman seni bakan yapmayalım diyorlar. Yapmayın diyor o da. Şimdi bu bir ilginç yan. İkinci ilginç yan şu. Bu konuşma olduktan sonra ya adama bak Latin harflerini almak istiyor. Hemen bunu partiden ihraç edelim diyen olmuyor. Hüseyin Cahit Bey de ben bu örümcek kafalarla nasıl aynı partide kalırım? Hemen istifa ediyorum demiyor. Gene devam ediyorlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela 1923'te, 24'te anayasa yapılırken, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, Mustafa Kemal Paşa ki ikinci meclis, birinci de değil. Mustafa Kemal Paşa'nın taraftarı olanlar anayasa komisyonunda çoğunlukta. Maddeyi gönderiyorlar meclise. 25 yaşını bitirmiş her Türk seçmendir. 3/2 çoğunluk alamıyor. 3/2 çoğunluğu bulsak kadınlar 1924'te seçmen olacak. Anladınız mı? Bir çoğunluk var ama anayasa çoğunluğu olmuyor 3/2. Değil mi? Latin harfleri 3. meclisi bekleyecek. 1927'de seçilen meclisi bekleyecek. Büyük tarihçimiz Fuat Köprülü. Üstelik de daha da komik durum. Çünkü 1925'te Bakü'de Türkoloji Kongresi var. Bütün Rusya Müslümanları falan da gelmişler. Hepsi Latin harflerini alıyor. Bir Türkiye almıyor. Neden hocam? İstemiyorlar. İstemeyenler çoğunlukta. Ya da anahtar noktalar. Karşı çıkma sebepleri arasındaki en büyük neden ne sizce? Alışkanlık, gelenek. Yani, kopamıyorlar. Evet yani şimdi hani vardır ya eski köye yeni adet falan. Bir de biliyor dili, öğrenmiş falan. Bak diyorsun yani bunu öğretemiyoruz çocuklara doğru dürüst. İşte sesli harflerimizi doğru dürüst gösteremiyor. Yani yeni bir sistem buluruz filan falan. Şimdi mesela demin bahsettim ya, Enver Paşa, İttihatçı bakanlardan biri, o kendine göre bir de sistem icat ediyor.
Arap harflerinin yanlarına olmadık sesli harfler koyarak böyle garip bir sistem icat ediyor. Biraz da kullanılmaya başlıyor. Ama telgrafçılar hiç beceremedikleri için sonra bırakılıyor. Ama mesela Osmanlı ordusu subaylarına o alfabeyle dağıtılmış haritalar var. Düşünün, basılmış falan da yani. Osmanlı subayları bunu nasıl kabul ediyor hocam? Yani nasıl değerlendiriyor? Vallahi bilmiyorum. Bakın doğrusunu isterseniz ama galiba ya bu yarım bir önlem. Ya devam edelim eskiden olduğu gibi ya da Latin harflerini alalım diyenler çoğunluktaydı bana kalırsa. Enver Paşa'nın yaptığı o sistem hakikaten çok garip. Bir de yani çirkin. Ben gördüm çünkü. O haritalardan var birkaç tane bende de. Çirkin olan nedir hocam tam olarak? Hı? Çirkin olan nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz el yazısındaki gibi Latin harfleriyle Arapça harflerle bitişirler. Hepsi bitişmez. Bazıları önden bitişir, bazıları arkadan bitişir, bazıları hiç bitişmez. Neyse. Ama o bitişme sistemi hakikaten güzel bir şekilde uyar ve bir de bazı harfler bitişme gerektiğinde değişik yazılırlar. Bitişmeye uysun diye. Anlatabiliyor muyum? O tamamen kalkıyor ve tek tek harfler yazılıyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl çirkin oluyor inanamazsınız. Onların tek tek yazılması, bitiştirilmeden. Çünkü bitiştiremiyorsunuz. Mesela E sesi veren bir böyle sıfıra benzeyen yuvarlak bir harf vardır. H Arapçada. Onu mesela sağa sola koyuyorsun. O Allah'ın cezası hiçbir yerden bitişmez. Anladın mı? Bu ortada duruyor. Çok çirkindi. Zaten yazık zavallı telgrafçılar hiç beceremiyorlar. Sürekli yanlış yapıyorlar. Tabii savaş da başlamış. Çok önemli. Yanlış üstüne yapılınca hadi diyorlar çöp tenekesine. Hepsi gidiyor. Peki hocam şimdi İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Osmanlı Devleti'ndeki iç siyasetine etkisi ne oldu? Nasıl? İttihat ve Terakki, Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın Osmanlı Devleti'nin iç siyasetine etkisi ne oldu? Yani fazla olduğunu söyleyemem. Şu şekilde, tabii bunlar kavgalılar ve içinde Hürriyet ve İtilaf da biraz evvel İttihat ve Terakki için söylediğime uyan bir parti. Evet. Onun içinde de çok farklı insanlar var. Ama çok ilginç bir şekilde Hürriyet ve İtilaf'ın ciddi bir özelliği üzerinde durmamız lazım. O sayede zaten o partinin milli mücadele sırasında artık ortadan yok olması dediğimiz şeyin nasıl olabildiğini açıklıyoruz. Şimdi Hürriyet ve İtilaf'ın en büyük özelliği daha önceki Ahrar Partisi gibi yerinden yönetim yanlısı. Yani vilayetlerin kendi meclislerinin çok büyük yetkileri var. Yetkileri arttıracaksınız. Şimdi bu tabii Arnavutların, Ermenilerin, Arapların çok hoşlandığı bir şey. İttihatçılar da buna baktıkları zaman diyorlar ki, İttihatçılar da tam tersi, merkeziyetçi. Biz bu filmi daha önce bazı yerlerde gördük. Bu yerinden yönetim şeye gidişte bir ilk adımdır bağımsızlığa. Dolayısıyla bunu bırakamayız. Herkes merkezden yönetilecek. Şimdi onlar da haksız değiller. Mesela belki biliyorsunuzdur bu Tanzimat'tan sonra birçok bölgesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kanlı
mezhep kavgaları vesaire oluyor. Bunlardan bir tanesi de Lübnan'da yaşananlar. Ve işte Maruniler yani Hristiyanlarla Düzdüler dövüşüyorlar falan. Sonunda devreye Fransızlar giriyor ve Cebeli Lübnan yani Lübnan Dağı diye bir vilayet kuruluyor ufak. Yani ben size vilayet diyorum bugünkü boyutları ama o zaman vilayet değil. O zamanki sistemde ilçe. Ama o zamanın ilçeleri bugünkü illerimiz. Mesela örnek olarak size bir şey vereyim. Tabii hocam. Bursa'nın başkenti olduğu Hüdavendigâr diye bir vilayet var. Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, bütün bunlar o vilayetin ilçeleri. Bugün onlar il oldu. Tamam mı? Şey de öyle, o ilçelerden. Cebeli Lübnan, Lübnan Dağı. Yerli bir Hristiyan'dan yönetici seçiliyor ve Fransız Dışişleri Bakanı onaylıyor filan falan. Geldi 1908 seçim değil mi? Diyor şey oradakiler. Biz Osmanlı sayılmayız. Dolayısıyla Osmanlı Meclisi Mebusan'la da milletvekili göndermeyeceğiz. Buyurun. Şimdi İttihatçılar diyorlar ki işte aynı bunun gibi olur yerinden yönetim verirsek. O yüzden çok ciddi bir itiş kakış var. Ama yani Anadolu'lu Türkler arasında bu işe katılan çok az insan var. Onlar da genellikle zaten bu ademi merkeziyet, merkez yokluğu ya da yerinden yönetimcilik dolayısıyla değil, daha muhafazakar oldukları için katılmışlar şeye. Tahmin edebileceğiniz gibi bir Balkan Savaşı 1913, 12-13 bütün Balkanlar gidiyor. Bir de Birinci Dünya Savaşı'nda Arap ülkeleri filan da gidince zaten o tür bir istekte bulunacak kalabalıkların biri hariç hepsi gitmiş oluyor. O biri de şey, Kürtler. Yani, ama onlar da çok örgütlü olmadıkları için o günlerde fazla direnemiyorlar. Gerçi 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda bir yerinden yönetim şeyi var. 11, 12, 13, 14. maddeler acayip yerinden yönetimcidir. Ama o da 1924'te anayasaya girmeyecek. Evet hocam, şimdi Prens Sabahattin'e gelmek istiyorum biraz. Nasıl bir tezle ortaya çıktı? Farklı bir tezle ortaya çıktı baktığımız zaman. Evet doğru. Yani liberal ekonominin evet. dışında iler tutar hiçbir yanı yok. Ama iktisat politikası olarak liberal ekonomi ki orada zaten iddiatçılarından farkı olmayan yer o. Yani Prens Sabahattin'i orijinal yapan işte özel sektör, kişisel girişim vesaire olsun demesi değil. Bu zaten iddiatçıların da istediği bir şey. Prens Sabahattin'i asıl orijinal yapan şey bu yerinden yönetim. Diyor ki ne kadar yerinden yönetim hakkı tanıysak bu insanlara, onlar o kadar bağımsızlık istemekten uzaklaşırlar. Ne kadar merkez diye diretirsek o kadar kaçmaya çalışacaklardır diyor. O konuda yani bu tabii ancak felsefi düzlemde tartışılabilecek bir şey. Ne kadar haklı, ne kadar haksız. Bu biraz yumurta tavuk hikayesi gibi. Haklı da olabilir, haksız da olabilir. O sizin yaklaşımınıza bağlı. Ama biliyorsunuz onun grubunun adı Teşebbüsü Şahsi ve Ademi Merkezi. Teşebbüsü Şahsi zaten ayrıca zaten iddiatçıların ileri gelenlerin arasında çok önemli bir grup tüccar çocukları. Yani
meşhur Maliye Bakanı Cavit Bey'in babası tüccar. İttihat ve Terakki'nin genel sekreteri. Nitat Şükrü Bey'in babası tüccar. Yani bunlar Rahmi Bey'in, değil mi? Meşhur, daha sonra İzmir valisi falan oluyor. O adamın zaten kendisi tüccar. Anlatabiliyor muyum? O İttihat ve Terakki olayında bir de Rumların, Ermenilerin yerine geçmek isteyen Müslüman tüccar olayı da görebiliriz. Öyle bir alt akıntı daha var İttihat ve Terakki'nin altında. Yani bir yandan biz devlete sahip olalım istiyorlar. Ama ekonomi olarak da. Ama bir de tabii devlete sahip olunca da devletle bizim çıkarlarımız bir araya gelsin derdi. Ya hocam, İttihat ve Terakki'cilerin o zaman tüccarlık ve ekonomik zekası yüksek diyebilir miyiz bazı kesimler için? Tabii zaten Müslüman burjuvazi yaratılması gerekir diyenler ilk bu ülkede onlar. Ve o işi de yapmaya başlıyorlar. Cumhuriyette o yolda aynen devam edecek. Hocam, şimdi biraz programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Daha doğrusu sizinle birlikte, hani Derya Deniz bir insansınız, hani çok fazla konu konuşulacaktır ama ben meşrutiyete karşı, yani daha doğrusu karşı olanların nasıl örgütlendiğini biraz sizden dinlemek istiyorum. Yavrum, şimdi bir şey, meşrutiyete karşı olanlar çok garip bir şekilde yanlış bilinen insanlar. Yani meşrutiyete o kadar da karşı olmadıkları kanısındayım. Hı hı. Orada onların karşı oldukları şey meşrutiyet değil, meşrutiyet yönetiminde çoğunluğu elde eden İttihatçıların yapmak istedikleri. Anlatabiliyor muyum? Yoksa onlar da çok istiyorlar. Yani mesela dini çevrelere baktığınız zaman, değil mi? Bilmem ne vilayetinde müftü ya da bilmem nerede şeyde hoca. Medresede. Şimdi bu adamlara bakıyorsunuz, bunlar da Abdülhamit'e karşılar ve bunlar da parlamenter sistem istiyorlar. Hatta parlamenter sistemin İslam'ın aslı olduğunu söylüyorlar. Bu meşhur hadis vardır ya, ve şavirhum, değil mi? Birbirinize danışın. Namık Kemal'in de kullandığı meşhur. Şimdi bu parlamento demek. Dolayısıyla bunu istiyorlar. Ama nasıl bir parlamento? Kızları üniversiteye götürtmeyen bir parlamento ya da neyse. Ya da mesela laikliği istemeyen bir parlamento. Ben anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden hani bir yerde mesela muhafazakarlıktan, hatta bazıları için belki tırnak içerisinde bir tür gericilikten bahsedebiliriz. Ama bu meşrutiyet karşıtlığı değil. Yani. Hocam, daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum. Bu meşrutiyet karşıtlığı değil dediniz ama diğer kesim tarafından bu gericiliğe sebep olan meseleler nedir? Evet, mesela kız çocuklarının bu üniversite hakları. Bazıları için ideoloji, bazıları için ise dini bir takım çıkar saygılar. Tabii ama yani şimdi... Bakın, dinin devletle bir arada bulunup bulunmaması meselesi bunlar için bir kısmı için sadece ilke meselesi. Anlatabiliyor muyum? Ya bu bize uymaz. Evet. İslam'a uymaz. Ama bazıları için tamamen çıkar meselesi. Ahmet Hocam, bu arada programımızın sonuna gelmişiz. Reci'den de bana bilgi geliyor. Yani gerçekten sormak istediğim birçok soru vardı. Onlar kaldı sizinle birlikte ama size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok şeref verdiniz BBN Türk ekranlarına gelerek hocam. Değerli doçent doktor Ahmet Kulaş'la birlikte 2. Meşrutiyet ve Türk demokrasi tarihinin iç ve dış dinamiklerini konuştuk. Tabii kültürel olarak, sosyolojik olarak çok önemli tespitleri vardı Ahmet Hocam'ın. Ayrıca da müthiş entelektüel bir isim. Kendisiyle birlikte program yaptığım için de çok gururluyum bu noktada. Gel Zaman Git Zaman programı haftaya tekrardan sizlerle birlikte olacak. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.